ETS2'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Heavy Vigilance'ın karşımızda Traviro'su bulunmakta. Bu Traviro ile birlikte Grand Utopia haritasında dar sokaklara gireceğiz. Toplam 4 tane dar sokağımız var. Bu dar sokakları da bu araçla beraber nasıl bir performans sergileyeceğiz? İnanın ben de bilmiyorum. Kendimden de endişe duyuyorum açıkçası. Çünkü bu araç tır aracına benzemiyor. Yani tıra benzemiyor. Otobüs kullanmak tır kullanmaktan daha zor. Bu bir gerçek. Çünkü bu komple bütün döndüğü için tır hani kafası dönüyor, dorse falan geliyor. Ama otobüste öyle değil. Otobüste kafayı soktuğun zaman orta bir yerlere vurabilir. Gerçi her aracın da kendine göre bir zorluğu. Otomobilin bile kendine göre zorluğu var. Neyse bugün Traviro aracımızla beraber, Piano Black bir araç bu arada. Bununla beraber ilk önce Maltere'de bulunmuş olan şu Tremere yolundan gideceğiz. Şöyle gideceğiz. Daha sonra şurada bir tur atıp aşağıya ineceğiz ve ikinci noktamıza geçeceğiz. İlk bu yoldaki performansımızı bir test etmek istiyorum. Hemen aracımızın içerisine binelim ve şöyle motorum basalım. Ön ekranda kapıların, yani kapının kamerası olduğunu görüyorsunuz. Şurada bir kamera var. Kapıyı çekiyor. Bu kapının açık olduğunu bizlere gösteriyor. Burada da yine camımız mevcut. Şu camı kapatalım. Kapımızı da kapatalım. Kapıyı da kapatalım abi. Bir sürü opsiyonel seçeneği var arkadaşlar. Bu modun haberiniz olsun. Sizler de deneyebilirsiniz. Aracımızı çalıştıralım artık. Manuel vites. Hemen şöyle birinci vitese verelim ve yavaştan kalkalım. Yolumuza devam edelim. Hemen şuradan çıkalım. Bu arada sinyaller şeye bağlı. Aynalarda sinyallerimizi yaktığımızı gösteren simgeler var. Onlar falan böyle dörtlü flaşör şeklinde karşımıza çıkmakta. Şimdi böyle dönelim. Vielle tarafına doğru döneceğiz. Yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Otobüsümüzü vurmadan şöyle gidersek güzel olur. Bu arada MP5 style var araçta. Yani direksiyon falan MP5 direksiyonu. Buraya bu şekilde girmemin amacı birazcık daha hani şeyli girmek istedim. Ön aynayı görebildim zaten şuradan. Önü gördük. Yanı da bakalım. Tamam, yan kurtarıyorsa ön de kurtarıyordur. Ve rahatlıkla buraya girmiş bulunmaktayız. Şimdi ilerideki dönüşe gidelim. Tremere'nin oraya gitmeyeceğim. Yani ileriye Tremere'nin oraya gitme. Oraya gitsin dönemezsin. İmkanı yok. Bu otobüs oradan dönmez. Çünkü önceki tecrübelerime dayanaraktan dönmeyeceğini biliyorum. Tırı bile zor döndürüyoruz orada. Orada gerçekten sıkıntı bir bölge. Böyle tek dönüş açılı bir aracın oradan dönebileceğini hiçbir şekilde inanmıyorum. Şimdi hemen şuradan bir ileriye doğru gidelim abi. Tamam, buradan da döndük. Önemli olan şuradan aşağıya dönebilmek ki burası da geniş aslında, buradan da dönülür. Şöyle bir yavaşlayalım. Otobüsümüzü dışarıdan da göstereyim sizlere. Gerçekten çok kaliteli bir otobüs olduğunu söyleyeyim. Özellikle Traviro'lar hoşuma gidiyor. İşin garibi Traviro'nun, hani bunu ben sıfırdan hayata getirmek de istedim. Bu arada sıfırdan hayatta bir bağlantısı yok bu videonun. Ancak şöyle bir şey var. Traviro yurt dışında satılmıyor arkadaşlar. Yurt dışında daha çok turizmolar var. O yüzden Traviro yurt dışında satılmadığı için hani alan şirketler var mı? Vardır illaki, yani özel bünyesinde çalıştırmak üzere alan şirketler vardır. Buradan dönebiliyor mu? Aa, o tabela sayılmaz abi. Tabelayı görmüyorum çünkü ben. Ha, tabela vurmamış zaten. Ama biraz daha gidersem tabela vuracak galiba. Vurur mu ya? Vurmaz mı? Yok, vurmadı. Vurmadı. Döndü bu arada. Evet, döndü. Yani dediğim gibi hani bazı firmalar vardır belki Türkiye'den Traviro alanlar. Çünkü baktığım kadarıyla Mercedes'in kendi sitesine giriyorum. Traviro bakacağım. Traviro sadece Türkiye pazarında satılıyor. Yani adamların ne Almanya'sında, ne şeyinde, Hollanda'sında, ne Fransa'sında Traviro diye bir araç yok yani. Turizmo var. Her ülkenin kendisine göre Mercedes'in kataloğu var bu arada. Katalogların bazılarında ne Turismo var ne Traviro var. Hatta Mercedes'in sadece şehir içi otobüsü var. Sterolar falan gibi şeyler var. Böyle otobüse göremiyorsunuz bile orada. Şimdi anlıyorum. Neden TML gibi bir firmanın Mercedes otobüslerini oyuna eklemediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Yok abi, yok yok, gerçekten yok, kullanılmıyor. Anan avradım, korktum. Oha, kullanılmıyor yani. Hemen konuyu nasıl topluyorum görüyor musun? Görmezden geliyor falan. Varsa eski modelleri falan var. İşte onlar da hani yapılması gerekmez abi. Evet, birinci noktamızdan geçtik. Şimdi ikinci noktamıza gidelim o zaman. Evet, şu an neredeyiz? Şu anda hemen haritamızdan göstereyim. Salinkaya'dayım. Salinkaya'da şu rotayı kullanacağım arkadaşlar. Bu rota gerçekten zor bir rota. Hemen şu rotalardan bu otobüsü döndürmeye çalışacağız. Ve ben bu rotada hiç başarılı olabileceğimi düşünmüyorum. Ama hadi bakalım o zaman hızlıca aracımızı buralarda döndürmeye çalışalım. Zor bir rota. Gerçekten zor bir rota böyle bir otobüs için. Ama bakalım dönebilecek miyiz? Bu arada burası haritanın yeni versiyonlarında eklendi. Grand Utopia'nın yeni versiyonlarında eklendi. Haberiniz olsun. 1.14.3 sürümünde eklendi buralar. 1.14.2 hatta. 2 de eklendi. 3 sürümünde düzeltme olarak karşımıza çıktı. Sizler de Grand Utopia'nın kendi sitesine giderek haritayı edinebilirsiniz. Evet, oraya gidebilmek için böyle dönmemiz gerekiyor. Daha sonrasında buradan aşağıya dönmemiz gerekiyor. Sinyalleri vererek devam ediyorum. Yalnız güzel arkadaşlar, bazı arkadaşlar, ya yan ekrana bakıyorum. Bazı arkadaşlar şeyi demiş. Yayın işte videoda kırılmalar falan var görüntülü. Evet, biliyorum arkadaşlar. Ben oyun oynadığım bilgisayardan video kaydı almıyorum. Yandaki bilgisayardan kayıt alıyorum. Yandaki bilgisayarın değiştirilmesi lazım. Yani daha da güçlendirilmesi lazım. Daha iyi videolar çekebilmek için, ama Türkiye şartlarında
yanına bunu bulduğumuzu bile şükretmek gerekiyor artık. Bir şeyleri sahip olduğumuzda şükretmek gerekiyor. Çünkü hiçbir şey düzelmiyor abi. Böyle de giderse düzelmeyecek zaten. Her neyse, videomuzun konusu bu değil. Düz devam ediyoruz. Buralardan döndük. Buralarda sorun yok. Düz yolda giderken otobüsü pek ayarlayamıyorum kenara. Ne kadar yaklaştıracağım. Ondan bazı yerlerde vuruyorum. Ama düzde vuruyorum hep, dikkat ettiyseniz. Düz yolda vuruyor. Virajlara falan girerken herhangi bir sorunumuz bulunmamakta. Şimdi burada da geldik. Burada da şöyle aracımızı gösterelim. Ama çok güzel ya. Hoppa. Şşt, tamam. Burası kolay. Buradan dönerim. Önemli olan şu aşağı. Böyle bir yavaşlayalım. Allah aşkına. Şeye, şu köşeye falan anket konuyorsa videonun en sonuna bir anket koyacağım. Hangi yol daha size güzel, daha iyi, hoşunuza gitti? Bunları da belirtin. Şeyden. Onu da merak ediyorum açıkçası. Abi dedim yani burası gerçekten zor. Burası efsane zorlardan bir yer. Çünkü sağda solda araçlar çekili ve dönüş açısında gerçekten problem var. Dışarı almamın nedeni şu. İçeriden sizler tam olarak görmüyorsunuz. Haliyle ben de sizlere buraları tam anlamıyla göstermem lazım. Dönüşlerde falan. Vurmadan dönebilir miyim? Vurmadan döndük. Evet. Zor noktalardan bir yer, bir yer burası. Gerçekten zor noktalardan bir tanesiydi. Şimdi yolumuza devam edelim. Burası baya baya iyi. Bu arada otobüs ayrı zevk ya. Valla otobüs sürmeyi, otobüs kullanmayı özlemişim oyunda. Otobüs ayrı bir zevk. Harbi otobüse ayrı bir zevk. Otobüs videoları devam için like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Otobüslerle daha fazla zaman geçirebiliriz. Güzel yapan arkadaşlar var otobüsleri. En azından gerçekten bu işi severek yapan insanlar var. Onların otobüslerinde oynamaya özen gösteriyorum. Evet, buralardan döndük. Buradan sonra da herhangi bir zorluk kısmı yok zaten bu yoldan. Şimdi dilerseniz 3. kısma geçelim. Hemen şöyle ben buraya bir girip aydırabiliyor muyum abi otobüsümüzü? Oy, ABS'yi gördün mü peki? Tabii. Şimdi 3. noktamıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben buradan giderken açıkçası çok geriliyorum. Neden biliyor musun? Geniş masallı araçlarda, tırlarda bu dönüşler çok sıkıntılı. Yukarıdan falan araç geldiği zaman çok, hani trafik de varsa arkanızda biliyorsun SCS'nin trafiğinde geri gitme diye bir şey yok hiçbir zaman. Sen bir tık ileri gitsen bile onlar dönemeyeceğini bilse bile peşine yapışırlar ve seni zor duruma sokarlar. Bu yolda onlardan bir tanesi Alingsas yolu arkadaşlar. Burası nerede bulunuyor? Şu yol, burası bu yol arkadaşlar. Alingsas. Hemen Alingsas yazarsanız zaten Golgota Alingsas yazarsanız çok rahatlıkla gelebilirsiniz. Şimdi buranın asıl neresinden bahsediyorum? Asıl yeri burası arkadaşlar. Dönecek olduğumuz yer. Evet, geldik. Burası var ya burası. Burası çok değişik bir yer ya. Buradan dönmek zulüm. Gerçekten buradan dönmek zulüm. Yukarıdan araçlar geliyor. Aşağıdan araçlar geliyor. Ve senin buradan dönmek için yolu kontrol etmen gerekiyor. Ve bir de oyunu içeriden oynuyorsan, yani iç kabinden oynuyorsan, İç görüşten yandın abi. Evet, burada zulümsün. Direkt zulümsün yani. Arkanın boş olması lazım vesaire. Önden devamlı video. Bir de karşına otobüs falan gelirse çok sıkıntı. Hani dörtlerini yakarsan yine fayda etmiyor. Mesela kamyon geliyor şu an. Yani otobüsümüz ip stop etti. Bak mesela yan hemen oturacak gibi oluyor. Ha, ben buradan dönemem abi. Bu otobüs imkanı yok buradan dönmeye. Geri alalım otobüsümüzü. Kanka gel bakayım. Geç. Yollardan bir tanesi de bu. Devamlı geliyorlar. Hani mantıksız abi. Oyunda bazı mantıklar eksik. O yüzden böyle böyle sorunlar oluyor ve burayı da döndük. O zaman bir sonraki noktamıza gidelim hemen hızlıca. Grand Utopia'nın en efsane yollarından bir tanesine geldim şu anda. Benim de en çok sevdiğim bir rota burası. Central Wild'da bulunan şu rota. Bu rotada bakalım neler yaşayacağız. Yani burası şurada bulunuyor arkadaşlar Grand Utopia'nın ve gerçekten zorlu bir nokta. Şimdi bu noktada otobüsümüzü kullanacağız, bakalım ne tür zorluklar yaşayacağız ve en uzun rotalardan bir tanesi de bu olacak. Giderken sıkıntı yaşayabileceğiz bu yolda. Evet, 4. vitesimizi attık otobüsümüzden beraber. İlk virajımıza girelim ve yukarıya doğru çıkışımızı gerçekleştirelim. Ama çok rahat gidiyor otobüs ya. Üstten yana sıkıntı yok. Bayağı alıp gidiyor yani kendini. Yavaştan da yukarıya doğru şimdi çıkacağız. Bayağı hızlı gidiyorum. Buralar çünkü sorunsuz. Buralarda pek bir problem yok. Bu yolda trafik de var bir de arkadaşlar. Hemen şöyle yukarıya çıkalım. Buradan otobüste dönmek zulüm. Otobüsü gayet iyi ayarlamanız lazım. Yani burada dönemeyebilirim. Ben bile dönemeyebilirim yani. Daha öncelerden ben burada tırla gitmiştim. Tır bile zorlu. Gerçekten zorluyor insanı. Önünü takmayalım. Bu arada arkadan trafik geliyor, görüyorsunuz. Trafiğin gelmesi zaten ekstra bir zorluk. Böyle önünü bakalım. Önü vuruyor mu? Vurmuyor. Tamamdır. Ön vurmuyorsa hiçbir problem yok. Bakalım tekrar. Önü vuruyor mu? Hayır. Döndüm mü? Döndü. Arka vuracak mı? Büyük ihtimal. Bu yollardan en zoru bu. Yani normalde şu anda arka dingili parçaladık. Lastik falan patlamış olması lazım. Ama simülasyonda böyle bir şey olmadığı için hasar bile almadık. Şimdi devam edelim bakalım. Dediğim gibi favori yolunuzu siz de yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Şimdi buranın dönüşü birazcık yani
Şu an bulunmuş olduğum yerde bu şekilde dönersiniz. Allah, fren tutmadı. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Geri alırsınız buradan. Daha fazla geliyor mu? Yani birazcık geri görüş kamerası yok mu ya arabada? Olması lazım normalde ama çalışmıyor galiba. Enteresan. Şurada geri görüş kamerası olması lazım. Ama çalışmadı. Şöyle aynalarımızı kontrol edelim. İşte buradan dönerken şu trafiği kontrol etmeniz lazım. Trafik çünkü sizi görmediği için burada. Onlar rahatlıkla üstünüze çıkabilir. Ben ileriye atayım kendimi. Evet, buradan döndük. Şimdi bir üçüncü kavşağı daha var. O da burası. Burada gerçekten zorlu. Buranın da giriş yöntemi ise şu şekilde giriyorsunuz. Birazcık kendinizi kenara atın. Daha sonrasında dönün. Önemli değil o kadar vurma. Aman. Durman lazım. Burada da yanınızdan geçecekler bu şekilde. Ama birazcık geri alırsanız aracınızı, şurada direksiyonunuzu toplarsanız yanınıza girecek böyle. Çünkü görmüyor abi sizi. Buradan dönebilecek olduğunu düşünmüyor trafik. Bak bu da mesela. Dönecek olduğunu düşünmüyorlar. Azıcık daha geri alayım. Bunlar bir dönsün. Gidin abi hadi. Hadi git. Volvo sen de dön. Duster sen de dönelim. Renault seni de alalım abi. Dön. Talisman herhalde bu. Dön abi. Tamam, bunların arkasına da ben şöyle bir gireyim ve yoluma devam edeyim. Benim en sevdiğim favori yollardan bir tanesi burası. Gerçekten efsane yollardan birisi. Şu anda bu video içerisinde 7 kilometrelik bir yol yaptım. Bak dönüşte bile sıkıntı giriyor. Görüyorsun değil mi? Önceden ben modladıydım burayı. Modladığımda hiçbir sıkıntı yok. Dönebiliyorduk ama şu an orijinalinde otobüste gerçekten zulüm. Ön vuruyor ya. Anlamsızca önü vuruyor şu an aracın. Normalde gider ama anlamsızca ön vuruyor. Evet. Böyle bir videoydu bu da. Dediğim gibi yorumlarda ya da orada ankette belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bu arada direksiyon kamerası kararmış herhalde. Kusura bakmayın, yapacak bir şey yok.